Bu anakartta NVMe SSD desteği yok. BIOS modlama tekniği ile NVMe SSD desteği eklemiş oldum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Merhaba arkadaşlar. Anakartın modeline bakalım. Fujitsu'nun D3076 S11 GS3 serisi değişik, acayip bir anakart. Arka tarafta görüyorsunuz, NVMe SSD takılı ve herhangi bir SATA bağlantısı yok. Bu da NVMe SSD'den almış olduğum hız değerleri. Anakartın BIOS'unu modladım. Görüyorsunuz 2026 tarihli. Üzerinde i5-2500 işlemci var. 4 çekirdekli. Bu anakartta NVMe SSD desteği yok. BIOS modlama tekniği ile NVMe SSD desteği eklemiş oldum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ekran kartım Safir RX580. Çift Ethernet portu olan bir anakart. Böyle değişik, sade ama güzel bir anakart. Bunlar kurumlarda kullanılan anakartlardan. Malum kurumlar yeni sistem yenileme, upgrade durumuna düştüklerinde, yani kamu yeniden ihaleye çıktığında, bu anakartlar ikinci el olarak satılıyor şirketlere. Yani kamu masraf yapmış oluyor burada. Bana kalırsa boşu boşuna. Yeni sistem anakartlar NVMe SSD destekli. O zaman buyurun, bu da NVMe SSD destekli. Gerek var mı yeni ürün almaya? Tasarruftan bahsediliyor. Şu anda NVMe SSD takılı şekilde herhangi bir SATA sürücüsü olmaksızın kullanabiliyorum. Gayet de stabil. Şu soruyu hemen soralım. Ben bu işlemleri nasıl yaptım? Flash bellek takılı bilgisayarımda. Burada görüyorsunuz. Rufus programını açıyorum. Flash belleğim seçili. Başlat diyorum. FreeDOS seçtim. Flash belleği siliyor. Şimdi flash belleğin içine ön yüklenebilir dosyalar da atıldı. Kapat diyorum. Bu işlemi masa üstünden de yapabiliyorum. Ancak masa üstü update işlemi sakattır, sorunludur. Bunu yapmayı tavsiye etmiyorum. Burada 2 adet klasörüm var. Bu birinci işlem, diğeri son işlem. Şimdi anakartımızı eskiye çevirelim. Bu görmüş olduğunuz 4 adet dosyayı flash belleğin içine atıyorum. Attım. Anakartımız eskisine dönecek. Kapatıyorum bu sekmeleri. Bilgisayarı yeniden başlatıyorum. Şimdi BIOS bot menüsüne, yani ön yüklenebilir aygıtlar listesinin olduğu bölüme geldik. Buradan flash belleği ilk sıraya alıyorum. Şuydu bizim flash bellek. Birazdan bu Windows Bot Manager alttaki pata, bunlar görünmeyecek. Çünkü anakartı orijinal haline çevireceğim. Kaydedip çıkıyorum. Flash bellekten başlayacak. Evet, başladı. Buraya
dosflash.bat diyorum. Şimdi güncellemeye başlayacak birazdan. Önce bir sistem kontrol yapıyor. Güncellemek istiyor musun diye bana soruyor. Yes diyorum, evet diyorum. Bitti. Yeniden başlayacak sistem. Kapattı. Ekran kartını söktüm. Tekrar gidelim BIOS'a. Bakalım. Gördüğünüz gibi o bot manager seçeneği, yani ön yüklenebilir aygıt seçeneklerinde bot manager kayboldu. Bu şekilde kaydedip çıkacağım. Tabii bu arada SATA hard disk'i kullanacağım. SATA SSD kullanacağım. Tekrar geriye dönük işlem yapabilmek için. SSD'yi taktım. Flash bellekle takılı. Açayım tekrar. İşte anakart böyle arkadaşlar. Sade, fazla detay olmayan. F12 ile bot menüsünü görebiliyoruz. Buradan SSD'yi seçiyorum. Devam ediyorum. Tekrar aynı klasörlere geldik. NVMe SSD'mizin içindeki klasör burada. Bu da bizim flash belleğimiz. Bu sefer ikinci update klasöründeki dosyaları flash belleğin içine atıyorum. Değiştir diyorum. Hepsini değiştirdi. Şimdi NVMe SSD destekli BIOS yükleyeceğim. Yeniden başlatalım sistemi. Şimdi kapatıyorum sistemi. Bu SSD'yi de çıkarttım. Flash belleği de çıkartıyorum. Şimdi start verdiğimde bu NVMe SSD adaptörün üzerindeki LED bir kere yanıp sönmeli. Eğer NVMe SSD desteği varsa bu anakartta. Bakın hiç sönmedi. Hiçbir belirti vermedi. Şimdi BIOS'a bir daha girelim. Normalde NVMe SSD desteği yüklü olmuş olsaydı bu anakartta sürücüyü algılayacaktı. Bakalım tekrar. F4 diyelim. Kaydedelim. Bakın hiçbir şey yok. Bir daha açıp kapatalım. Tekrar açtım. Bir tire geldi çizgi. Başka hiçbir şey yok. Herhangi bir sürücüyü tanımadı. Şimdi gelelim. Bizim flash bellekle NVMe SSD destekli BIOS'umuzu yüklemeye. Açıyorum tekrar. F12 ile bot menüsünü yakalayayım. Evet, ilk sıradaymış zaten. Enter'lıyorum. dosflash.bat. Enter'lıyorum. Şimdi NVMe SSD desteği eklemiş olacağım. Yes diyorum. Bakın bu işlem Fujitsu'nun resmi sitesinde yok. Yani orada indirmelerde böyle bir uygulama yok. Onu söyleyeyim. Sadece masa üstünden BIOS update işlemi var. Bu işlem ilk defa benim tarafımdan uygulanmış oluyor. Yani tam update sistemi bu. Normalde bu anakartta kısıtlamalar var. Bitsin işlem. Bitti. Tekrar açılacak. Şimdi tekrar açıldığında hemen LED'e bakalım. LED yanıp sönecek mi? Az önce hiçbir hareket yoktu. Sürücü algılayacak mı? Evet, gördüğünüz gibi algıladı. Yanıp söndü. Şimdi gidelim. Evet. Buraya gelmiş. İlk sıraya bot manager'ı alalım.
Kaydedelim. Gördüğünüz gibi kusursuz bir şekilde güncelleme yapmış olduk. Çıkartayım flash belleği. Şimdi yeniden bir başlatalım sistemi. Bakın anakartın üzerinde herhangi bir SATA sürücüsü ya da flash bellek yok. Bilginiz olsun. BIOS menüsü de bu şekilde bu anakartın. Yeniden başlatayım anakartı. Kapatayım. Otomatik açılıyor bu anakart. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu anakartlardan piyasada çokça var. Bunlar genelde kamu ya da şirketlerde kullanılan ofis tarzı fazla özelliği olmayan anakartlar. Haliyle kamu ya da özel şirketler 2 sene 3 sene sonra bu anakartları çöpe atıyor. Hani amiyane tabirle. Tasarruftan bahsediyoruz ya. Maalesef arkadaşlar tasarruf etmiyoruz biz. Tasarruf sorunumuz var bizim. Yerli ve milli diye ağzımızla söz ederken iş icraata geldiği zaman herkes yan çiziyor. Maalesef böyle bir sorunumuz var. Bu anakartları haliyle ikinci el olarak ihaleye çıkartıp birileri satın alıyor. Birileri satın alıp bunu piyasada eritiyor. Birçoğumuz bu anakartları almak istemiyor. Çünkü niye? Sorunlu anakartlar. Ne bileyim overclock özelliği olmayan anakartlar. Ne bileyim işte fazla desteği olmayan anakartlar. Ama görüyorsunuz destek eklenebiliyor yazılımsal olarak. Bunu başardığımı siz de gördünüz. Zaten amacım da bu videoları yayınlamadaki amacım da herkes bir yerden bu işe el atsın. Hatta bence önce kamu ya da devlet daireleri bence bu işe el atmalı. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Eğer kanalıma abone olursanız ben bu ve buna benzer değişik içerikleri yayınlamaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.